Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ikinci yeni şiirini yani birinci yeniye karşı çıkan, birinci yeninin şairaneliği bozduğunu söyleyen, şiirde sıradanlık yaptılar. Artık şiiri bu kadar da alelâdeleştirmemeliyiz, daha da güzel yapmalıyız diyen ikinci yenileri görüyoruz olmuş. Hazır mısın? Hazırım hocam ama birinci yeni bitti bir de ikinci yeni başladı. Üç var mı hocam bunun? Üç yok Tonguç, sakin ol. Oh be. Şimdi birinci yeni neydi? Garip akımıydı. Şiirde kuralsızlığı kural edinmişlerdi. Ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak şiirler yazmışlardı. Şimdi ikinci yeniler de temelinde birinci yenilere karşı çıkacaklar Tonguç. Diyecekler ki ne yaptınız abi ya? Şiiri basitleştirdiniz. Şiiri sıradanlaştırdınız, bu böyle olmaz diyecek. Şimdi birincisi genel özelliklerini tanıyalım ki bu adamların şiirlerini bilelim. Üniversite sınavlarında LYS'de ikinci yenilerden mutlaka soru geliyor Tonguç. Mutlaka. Kesin mi hocam? Şiir tarzıyla alakalı mutlaka soru geliyor Tonguç. Sadece şiiriyle alakalı. Eserleri hariç daha. Sadece şiiriyle alakalı. Anladım hocam. Hayal gücüne ve duyguya ağırlık verilmiş, insanın kalabalıklar içinde yalnızlığı, tam sen, sıkıntıları ve çevresiyle uyumsuzluğu gibi konular işlenmiştir Tonguç. Hocam beni anlatacaklar galiba Aynen, ya. sen ikinci yeniymişsin Tonguç ya. Bunu Hocam burada bir ben kez anlamış bunları oldum. çok yaşıyorum ya. Aynen. Semboller ve kapalılık ön plandadır Tonguç. Bak, demek ki ikinci yeniymiş. Karamsar bir şiir hocam. Aynen. Karamsar, kapalı, sembollerle yüklü. Sürrealizm temel alınıyor. Yani realizmin bir ötesi, yani bilinçaltı esas alınacak, tamam mı Tonguç? Picasso. Aynen. Oldukça karışık cümle yapısı, çok farklı kaynaklardan gelen sözcükler bu akımın ayırt edici, dikkat çekici yönleri. Yani hiç duyulmadık, tanınmamış sözcükler kullanacaklar. Böyle üvercinka, aparthan gibi değişik kelimeler kullanacaklar ve karışık cümle yapısına sahip olacaklar. Böyle asla hani kurallı cümle vardır Türkçe'de, devrik cümle vardır ya, bunlar tamamen anlamsız değişik cümleler yapacaklar. Çünkü bilinçaltını dışarı çıkardıkları için, yani insanın bilinçaltı dışarı çıktığı zaman böyle kurallı, düzgün, kravat, gömlek çıkmaz, öyle değil mi? Böyle tamamen dağınık Acayip çık. acayip şeyler çıkar. Aynen işte. Ben rüyamda konuşunca mesela garip garip sesler çıkar diyorum. Onlar gibi mi hocam? Aynen onlar gibi Tonguç. Semboller ve kapalılık ön planda. Bak, burası da çok önemli Tonguç. Ahenk ölçü ve uyaklı değil. Bak, bunlar da birinci yeniler gibi. Birinci yenilere karşı çık deyince öğrenciler çoğu zaman karıştırıyor bunu. Ölçü ve uyak kullanmıyorlar birinci yeniler gibi. Şimdi birinci yeniler ölçü ve uyak kullanmamışlardı. Ölçüsüz ve kafiyesiz şiirler yazmışlardı. İkinci yeniler de birinci yenilere karşı çıktı diyoruz biz. Aa, o zaman bunlar ölçülü uyaklı yazmıştır diye düşünüyorlar. Hayır. İkinci yeniler de ölçüsüz ve uyaksız yazıyorlar. Ancak ölçü ve uyak yerine musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlıyorlar. Yani böyle aliterasyonlar, ünsüz harflerin benzerliği, asonanslar ya da benzer çağrışım gücü yüksek, birbiriyle Hocam Türkçe bağlantılı mi kelimeler konuşuyorsun? kullanıyorlar. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Aliterasyon ve asonans şuydu Tonguç. Aynı ünsüzlerin tekrarına dizelerde aliterasyon diyorduk. Aynı ünlülerin asonansların tekrarına da ünlülerin tekrarına da asonans diyorduk. Şimdi adam ölçü kullanmıyor. Uyak da kullanmıyor. O zaman ne yapacak? Bu musikiyi, anlatım zenginliğini nasıl sağlayacak? İster istemez Aliterasyon ve asonans. aynen aliterasyon ve aynı zamanda onun haricinde bir de birbiriyle çağrışım gücü yüksek, birbiriyle bağlantılı kelimeler kullanacak. Şiiri öyküleştirecek anlatımlardan kaçınılmıştır. Bu ne demek Tonguç? Hocam yani uzun uzun böyle bir şey anlatayım değil de böyle bir şey vereyim diyor. Hani ne hikaye anlatmayayım diyor yani. Şiir şiirdir diyor. Harikasın. Yani bak, hatırlarsan Milli Edebiyat döneminde bağımsız sanatçılarımızdan Mehmet Akif Ersoy halkın yaşayışını anlatan manzumeler, manzum hikayeler Çok yazmıştı. uzundu hocam. Evet, onlar şiiri öyküleştirmişti. Yani şiir artık düz yazıya yaklaşmıştı. Tevfik Red de şiiri düz yazıya yaklaştırmıştı hatırlarsan Serdi Fünun'da. Dolayısıyla bu adamlar şiiri öyküleştirmiyorlar. Asla şiirleri böyle bir işte geldim, sevdim, gittim. Öyle bir şey yok Öyle bir yani. şey yok. Anlatabildim mi? Öyle bir şey yok. Bunlar tamamen şiiri zaten anlaşılmaz kılacaklar. Biraz ona dikkat edin. Birazdan göreceğiz. Şiiri konuşma dilinden uzak, O zaman anlamayız. özgün bir anlatım olmalıdır diyorlar. Yani sen anlayamayacaksın zaten Tonguç. Birazdan okuyacağız. Ben de anlamayacağım. Sen de anlamayacaksın. Anlaşıldı mı? Allah. Anlaşılmak da tam anlamıyla istemeyecekler. Ahlaki değerler, erdem, gerçek gibi kavramlar şiirin amacı olmamalıdır. Yani toplumu bilinçlendirmeliyiz, ahlaklı olmalıyız, efendi olmalıyız, dürüst olmalıyız, ülkemizi korumalıyız. Böyle şeyler yok. Asla toplum için sanat yok. Asla okuyucuyu yönlendirmek, şiir aracılığıyla toplum için sanat Mesaj yapmak vermek yok. mükemmel Tonguç. Mesaj vermek yok. Şiirde amaç verilmek istenilen duyguyu anlatmaktan ziyade hissetmektir. Anlaştık mı? Yani böyle gözlerin doluyorsa o Evet. zaman iyi bir şey oluyor. Aynen böyle
Şiirde bak, seviyorum seni, işte seni çok özledim veyahut da işte ülkemizi korumalıyız, toplumu sevmeliyiz. Böyle bir şey anlatmıyorlar yani. Sen bunu hissedebilirsin sadece. Anlaştık mı? Anladım. Şimdi bak, ikinciye ait bir şiirimiz var. Dikkatlice bunu inceleyelim. Daha sonrası başka videolarımızda da ikinci yeni şairlerini, eserlerini de inceleyeceğiz. Ama burada ikinci yeni şiirini anlamaya çalışacak ki sadece bundan bile bir soru geliyor Tonguç, üniversite Kesin. sınavlarındayız. Kesin geliyor. Yani son 3-4 yıl içerisinde ikinci yeni şiirinin gelmediği soru görmedim ben. Anlaştık Sınav mı? görmediniz, anlıyorum. Evet, sınav görmedim diyebiliriz. Doğru, mantıklı. Aferin Tonguç. Ben de kendimden geçiyorum böyle ikinci yeni şiirini görünce. Siz de anlamsız konuşmaya başladınız hocam. Acaba ben de mi Şey, ikinci ikinci yeni şiirini... yeni Evet. akımına dahil olabilirsiniz hocam. Teşekkür ederim Tonguç. Konuyu anlamamız için güzel bir espri yaptın. Şimdi şarkıları delindiler sokaklarında O ne ya? ve çarşambaları ırmakta. Ne? Boğulup gittiler hep çamaşırların üzerinde uzanan bulutlar. O ne diyor hocam ya? Anlayabildin mi Tonguç? Hocam benim Ne bunu alırken oldu? çamaşırı anladım hocam. Çamaşırları anladım. Ne Bunlar demek normal istiyor? çamaşır Tonguç. İç çamaşır değil bu arada. Kafan karışmasın. Bak burada şarkıları delindiler sokaklarında derken ne demiş olabilir? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ve Hocam çarşambaları ırmakta. ne diyor hocam ya? Boğulup Gel. gittiler hep çamaşırların üzerine uzanan bulutlar. Hocam bunu kim anlayacak peki? Biz anlayamıyorsak kim anlayabilir? Bak burada Ay ben zaten kendimi zeki zannediyordum da ama ben demek anlayamıyorsam kim anlayabilir ki hocam? o da güzel bir soru. Gerçekten çok anlamlı bir soru Ece sordun. Ayhan anlamış mı hocam bunu Şimdi yazan? bak birincisi şimdi bu şiir neden garip şey Birinci ikinci soru Ece Ayhan'ın siz bana bir e-mail adresini verseniz ona yeni. bir e-mail yazacağım hocam. Şimdi bak birincisi bunun ikinci yeni şiir olduğunu nereden anlıyoruz? Şiiri anlamak kolay mı zor mu Tonguç? Şiir anlamsız hocam. Birincisi şiir anlamsız. Anlamsız değil. Anlamak zor. Anlamak zor, özür dilerim. Anlamak zor. Peki açık bir anlatım var, kapalı bir anlatım var Kapalı bir Tonguç. anlatım var hocam. Kapalı bir anlatım var. Bunu da cebimize koyduk. Çok güzel. Zaten eğer açık olsaydı her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği bir anlatım olurdu. Kapalı anlatım genellikle şiirlerde olur bu. İkinci yeni şiirinde zirveye ulaşmışlar. Tamamen kapalı bir anlatım var. Karamsar bir anlatım var hocam. Boğulup gittiler diyor. Aynen bak. İmgesel bir anlatım var Tonguç. İmgeler var hocam, evet. Evet, tamamen hiç garip. Çamaşırlar diyor, anlamadım. Bu yani... Aynen bak, bireysel bir temayı imgesel bir anlatımla aktarmış. Peki Tonguç, ölçü ve uyak var mı? Ölçü uyak bence yok hocam. Aynen, ölçü ve uyak yok. Irmak'ta Dize hep bunu bütünlüğü var mı? Dize bütünlüğü var mı? Dizeler de yok, dize bütünlüğünü de bütünlük de yok kırmış. hocam. Öyle değil mi? Bir kısa bir uzun. Yani ölçü ve uyak gibi şiirdeki şanerli bağlayıcı unsurlar yok, Yok. kullanılmamış. İşte tam anlamıyla ikinci yeni şiirle karşı karşıyayız Tonguç. Anladım hocam Şimdi bak bir yani. tane daha sorumuz var. Gene üniversite sınavına çıkmış bir sorunun neredeyse tıpkısı gibi bir soru. Şimdi diyor ki bu dizeler diyor yine bir dizemi var. Okuyalım önce istersen dizeyi. Nereden gelmiş bu denizsiz kente bu yaşlı martı? Konmuş saat kulesinin üstüne. Öyle bir zamansızlıktan izliyor beni. Çağırsam hemen çıkıp gelecek biliyorum. Çok eski bir oyundan kılıksız bir haberci gibi. Tam biraz Allah. anladığım gibi olmuştum. Öyle Birazcık gibi, sevinmiştin. Böyle bir evet. kendini aldığı için ama sonra gene koptun değil mi Tonguç? Zamansızlık, Bak. kılıksız. Ne bunlar hocam ya? Şimdi bak. Bu dizeler ikinci yeni şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz demiş. Şimdi kapalı bir anlatım var mı Tonguç? Var hocam. İkinciye kapalı anlatım zaten. Aynen anlayamadık ki zaten. Açık anlaşılır bir anlatım Anlamadım. yok. Anlaşılmak tam anlamıyla önemli. Hissettirmeye çalışmış. Bu bir. Demek ki bu ikincinin özelliği. Sınav sorusu Tonguç bu. Sesi ve ritmi önemsemiş mi? Önemsememiş hocam. Bir kısa bir uzun. Bir kısa bir uzun. Aynen bak sesi ve ritmi önemsemiş. Peki kendine özgü bir biçimin var mı? Kendine özgü bir Burada biçimi evet devam et. hocam kendine özgü biçimi olabilir hocam. Bilmiyorum yani. Kendine özgü biçimi var. Niye? Bak şimdi. Burada sesi ve ritmi önemseme yazmışız ama yanlış yazılmış bu. Sesi ve ritmi önemseme olacak tamam mı? Burasını şöyle düzeltelim. Burada sesi ve ritmi önemsemiş. Hatta ne yapmış? Böyle bak martı, deniz, saat kulesi anlaşıldı mı? Bak böyle birbiriyle bağlantılı kelimelerle güzel bir şey yakalamış. Nedir ona da? Ha, kente üstüne demiş hocam. Beni gibi demiş. Böyle bir şeyler yapmaya Bak çalışmış ya. martı, kent, saat kulesi, deniz böyle birbiriyle bağlantılı kelimeler kullanarak kendine özgü bir biçim oluşturmuş yani. Kendine özgü bir tarz oluşturmuş. Ha. Dolayısıyla da sesi ve ritmi önemsemiş. Sen kendini böyle bir deniz kıyısında denize bakar gibi hissetmedin mi Tonguç? Aslında evet hocam. Hissettin yani. Bir şey anlamadın ama hissettin. Evet hocam. Peki sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmış mı Tonguç? Yararlanmış hocam zamansızlık falan filan demiş. Ondan sonra kılıksız demiş. Aynen bak çağrışım bir şeyleri hissettirmeye çalışıyor sana. Sen böyle sözcüğü anlamaya çalışırken bir şeyleri hissediyorsun. Peki bu şiirde hiç duyulmadı yeni sözcük gördün mü Tonguç? Hocam
Hiç hayatta duymadığın kelime var mı? Yok. Anladım. Bak bu cevap Edirne seçeneği. Neden Edirne seçeneği? Çünkü evet, üvercinka diye kelimeler kullanılıyor. Aynen. Üvercinka, apartan gibi hiç duymadığı kelimeler yok. Dolayısıyla burada ÖSYM direkt olarak öğrenciyi Tonga'ya düşürmeye çalışıyor. Şimdi ikinci Tonguç şiir... Tonga'ya düşmez. İşte budur ya. Çok ya. Güzel bir yazı da bulmuş oldum böylece. Çok güzel bir reklam şeyi de bulmuş. Aslında hep E şıkkını yapıyorlardı bu adamlar ama bu şiiri de yapmamışlar. E şıkkı işte Tonguç. Ya hayır hocam, şey diyorum. İkinci yeniler hep duyulmadık yeni sözcükler kullanıyorlar. Ha, aferin aferin aferin. Şimdi kullanmamışlar. Aynen, burada en azından buna örnek yok. Zaten şöyle demiyor. Hangisi ikinci yeni şiirin özelliğidir demiyor. Hangisi ikinci yeni şiirine ilişkin bir örnek oluşturmaz diyor. Anladım. Anladın mı? Yani sen bu şiiri ya gördün mü uyanıklığı? Yani sen diyorsun ki ikinci yeni şiirinde duyulmadık yeni sözcük vardır. Eleyim bunu diyorsun. Halbuki burada örnek vermemiş abicim diyor. Sen şiiri anladın mı, ona gel bana diyor yani. Kuralları ezberlemek de yetmiyor. Anladım. Tamam, şimdi ikinci yeni şiirin de anlayışını gördük. Sınav sorularıyla da birkaç daha tekrar ettik. Bu videomuz burada bitiyor. Bir kaz daha tekrar ettik. Öyle bir kaz daha, evet, bir kez daha tekrar ettik. İmgeler oluşturmaya çalışıyorum Tonguç. Diğer videolarımızda da ikinci yeni sanatçılarını eserleriyle beraber tanıyacağız. Teşekkürler hocam. Aha da bal reklamı. Yok yok, abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıklasana. Paylaş. Paylaş. Tıkla.